58 yaşında bir erkek hasta. Bize karında ağrı şikayetiyle başvurdu. 6 yıl önce bypass operasyonu geçirmiş. Muayenede hakikaten elimize bir pulsasyon geliyordu. Elimize vuran bir hareketli kitle bulgusu vardı. Bunun üzerine bir ultrason yaptırdık. Ultrasonda karın damarında, abdominal aort diyoruz, belirgin bir dilatasyon büyüklük vardı. 62-63 milimetreye kadar çıkıyordu. Yani her an patlamaya hazır bir bomba açıkçası. Yüksek riskli bir hasta, daha önceden bypass geçirmiş. Cerrahımız ameliyat etmek istemediğini söyleyince biz de kasık yoluyla bu anevrizmayı kapatmaya karar verdik. Ve hastayı kateter laboratuvarına aldık. Burada ölçümleri yapan kateterimiz var. Anevrizmanın bir başka yerden, bakın burada dar, burada genişliyor ve kan içinde türbülan bir halde akıyor. İlk bacağını yerleştirdik. Şimdi burada ikinci bacağının gidişini görüyoruz. Yukarı doğru ilerliyoruz. Böbrek damarlarını korumak çok önemli. Burada ilk ayağını açmış durumdayız. Gayet güzel. Helizon tarzında görünüyor. Daha sonra diğer bacağı ilerlemek üzere işlemimize devam ediyoruz. İlk bacak gayet güzel olmuş. İkinci bacağı ilerledik. Pantolon şeklinde bir graft bu. Onu da bırakıyoruz. Çıktık, açıldı. Gayet güzel görünüyor. Ve bu da anevrizmamızın son hali. Bakın, iki bacaklı pantolon gibi oldu. Tamamen daraldı. Geniş olan anevrizma, ilk baştakini hatırlayın. Şurası normalde var. Burası şöyle bir balon şeklinde genişlemişti. Şimdi iki bacak halinde burayı kapatmış olduk. Hasta 2 gün sonra taburcu edildi. Böylece büyük bir ameliyat geçirmeden lokal anestezi altında bu işlemler yapılmış oldu. Abdominal aort anevrizmaları çok sinsi hastalıklardır. Özellikle kalp hastalığı riski olan her hastada görülebilir. Ailesel yatkınlık önemlidir. Ailede böyle hastalıklar varsa çocuklarda da ortaya çıkmaya riski vardır. Fizik muayene çok önemlidir. Buradaki pulsasyon alımları çok önemlidir. Maalesef bu vakaların bir kısmı damarın yırtılmasıyla sonlandığı için kaybediliyorlar. Acil cerrahi bu hastalarda çok zor ve ölüm riski yüksek. O nedenle yakalandığında yakın takip edilmesi, eğer hızla büyüyorsa, belli limitleri geçtiyse de ya cerrahiyle ya da burada gördüğünüz sistemle kasıktan girerek kapatılması uygundur.